Read the information about Sally's personal traits and answer the questions. Burada trait kelimesinin çoğulu karakter, kişilik özelliği demek. Personal trait, kişilik özellikleri. Understanding, anlayışlı. Değil mi? Şöyle yazalım, anlayışlı. Sevgili arkadaşlar, grafik tabletim gelince inanın daha güzel videolar çekeceğim. Görüyorsunuz değil mi? Nelerle uğraşıyorum ya. Understanding, anlayışlı. Supportive, destekleyici. Destekleyici. Reliable, güvenilir. Generous, cömert. Honest, dürüst. Ciddi, şerefli. Dürüst diyelim. Şerefli. Ya ciddi, onurlu. Onurlu. Dürüst, şerefli. Şerefli yazalım. Değil mi? Dishonest da şerefsiz demek. Önüne dis koyunca dis şerefsiz oluyor. Öğretmekle iyi mi yaptım bilmiyorum. Okay. She never tells a lie to anybody. Hayatta yalan söylemez. Bakalım şimdi. Yalan söylemez yani. Honest değil mi? Yani şuraya A yazalım. Şerefli, ciddi, dürüst değil mi? Reliable da olur. Aslında bu da olur değil mi? Yani iyi bir özellik. Bu var. She hardly ever keeps her friend secrets. Friend secrets arkadaşlarının sırları demek. Keep tutmak demek. Sır tutmak. Ama hardly ever diyor. Neredeyse hiç tutmaz. Hardly ever olumsuz anlamı katmış. Bu yok arkadaşlar. Sır tutan birisi bu insan. Güvenilir sonuçta. She backs. Back diyorum ya. She backs her friends up when they need. Arkadaşlarının ihtiyacı olunca arkadaşlarını destekler. Back her friends arkadaş up. Back her friend up. Arkadaşlarını desteklemek demek. Ben ne zaman? They need. İhtiyaçları olduğu zaman. Okey. Bu da var arkadaşlar. Supportive değil mi? Şuraya C şıkkı yazalım. She always buys presents for her friends. Arkadaşlarına hediye alır. Yani cömert değil mi? C şıkkı. Şey D şıkkı. Şuraya da D şıkkı yazalım. Generous, cömert. Bu da var. Cevap B şıkkı. Max. Hello. Max speaking. Merhaba. Max konuşuyor. Ben Max. Hi. Ryan konuşuyor. Hi Max. This is Ryan. Ben Ryan. May I speak to your brother? Kardeşinle konuşabilir miyim? Ryan söylüyor. Telefon o zaman Ryan aramış değil mi? Ryan telefon aramış. Kardeşinle konuşabilir miyim demiş Max'e. Max ne demiş? I'm afraid he is not available at the moment. Korkarım şu an müsait değil. I'm afraid korkarım. He is not available. Müsait değil. At the moment. Şu an. Müsait değil. He is taking the online course now. Şu an online ders alıyor EBA TV'de. Ve konuşmaya devam etmiş Max. Ryan da demiş ki, can you tell him to call me back when he is available? Müsait olduğu zaman bak. When olduğu zaman, ne zaman? He is available. Müsait olduğu zaman. Değil mi? Müsait olduğu zaman beni aramasını söyleyebilir misin? Ama o zaman Max demişti ki, ona bir mesaj bırakmak ister misiniz? Would you like to leave a message? Değil mi? Cevap C şıkkı. Artık bir sürü deneme çözdünüz, anladınız. Yani her denemede aynı sorular birbirini tekrar edip tekrar edip durmuş. May I leave a message? Bir mesaj bırakabilir miyim? Hayır. Can I call him back later? Sonra onu arayabilir miyim? Hayır. Can you take my message? Mesajımı alabilir misin? Bu üçünü de arkadaşlar Max söylemiştir. Ryan söylemiştir. Bakalım şimdi burada. According to the price of the menu, menünün fiyatlarına göre, according to e göre demek. How much do they have to pay at the end of the meal? Ne kadar ödemeleri lazım? Ne kadar para ödemeleri lazım? Suppose that you are at the restaurant with your parents. Suppose that varsayalım ki ailenle beraber bir restorandasın, lokantadasın.
Look at the menu above and order your dish and drinks. Menüye bak ve sipariş ver. You would like today's soup, bugünün çorbası, steak, baklava and water. Bakalım bunlara ne kadar ödeyecek? Today's soup, bugünün çorbası, $5. $5. Steak, $20. Ulan burada bile matematik var ya. Baklava, $10. Ucuzmuş lan baklava. Oca, kibar, nazik. And water, yani $2. Orasının gözü. Devam ediyoruz. Your parents would like to have two mixed kebab, iki karışık kebap, yani $15-$30. Two mixed kebab, a season salad, sezonluk salatası $4, bir tane ama. O yüzden $4. And two piece of apple pie. Apple pie nerede? Apple pie. Bir tanesi $8, iki tanesi $16. Bunları toplayalım abi. 16. 4 daha 20. 30 daha 50. Şuraya kadar 50 oldu. Şu 2'yi şu anlık erteleyelim. 50. 60. 70. 80. 85. 2 daha $87. İyi lan, matematiğimiz iyiymiş ha. $87 ödemesi lazım. Geçelim arkadaşlar. Okay. Customer service. Bakalım customer nasıl okunuyor? Bakın. Customer. 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 Değil mi? Customer. Customer services. Customer services. Customer services. Bu da British. Soldaki kırmızı olan British. Customer. Customer service. Biz Amerika okuyoruz. United States. US. 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 Değil mi? Okay. Hello. Best T-shirts company. Any T-shirtler şirketi. 60 ve bir şey demiş, devamını getirmemiş. Nasıl yardımcı olabilirim, değil mi? How can I help you? May I help you, değil mi? Hello, I would like to return a product. Bir ürünü iade etmek istiyorum. Return a product. Bir ürünü iade etmek istiyorum. Bakalım. May I ask your name? How may I help you? Bu C şıkkı şuraya gelecek, değil mi? Nasıl yardımcı olabilirim demiş. Bu da ürünü iade etmek istediğini söylemiş. C şıkkı gitti. Customer service. Let me try to check your order. Bir dakika diyor. Check edeyim, kontrol edeyim senin siparişini. Nokta nokta. O da demiş ki Sam Parker. Ha, adını söylemiş değil mi? Sam Parker. Bak ismi Sam, Sam soy ismi Parker. İsmini sormuş değil mi? Okay, what may I ask your name? İsmini sorabilir miyim? Cevap D şıkkı da şuraya geliyor. D şıkkı da oraya geldi. B gibi oldu. Okay, customer service yine bir şey demiş. Sam de demiş ki I didn't like it because it looks different. Onu beğenmedim çünkü farklı gözüküyor. O zaman şikayetin nedir abi demişti, değil mi? What's your complaint? What's your complaint? Şu şikayet demek. Şikayet. About the product. Ürünle alakalı şikayetin nedir? A şıkkı da buraya geliyor arkadaşlar. Okay. Ve konuşma öyle devam ediyor. A da gitti. Peki B nedir? How can I get my money back? Paramı nasıl geri alabilirim? Müşteri böyle bir şey demedi arkadaşlar. Zaten ondan sonra boş. Boşluk da yok. Hadi geçelim. Cevap ne? B şıkkı. Adam gibi bir daha şunu yapalım. A company makes a survey, bir anket yaparmış company, about the internet use, internet değil, internet, bak internet, internet arkadaşlar,
in internet. Bak internet. 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 Bak İngilizler böyle okuyor. Internet. Ama Amerikalılar internet. 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 Okay. Internet usage kullanımıyla alakalı anket yapıyormuş. Purpose of teenagers in Turkey. Türkiye'deki 10 yaşlı 12 ile 19 yaş arasındaki gençleri amaçlıyormuş. Here are the results below. Aşağıda sonuçlar var. Bak. Below. 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 Bunu İngilizler gibi okuyormuşum bak. Below. Below. Amerikalılar below. Below. Neyse devam edelim. Chat online. Uf, %60'ı online chat yapıyormuş. 60%. Practice lesson. Derslere giriyormuş. %30'u. Online shopping. İnternetten alışveriş yapıyormuş. %40'dan fazlası. %50'den azı. Post photos on social media. Sosyal medyadan fotoğraflar postlanmış. Bakalım. Which of the following is correct according to the result? Hangisi doğrudur? Nearly half of the teenagers. Neredeyse yarısı. Use the internet to keep in touch. Arkadaşlarla iletişimde kalmak için. Bakalım. Chat yani değil mi? Neredeyse yüzde... Neredeyse yarısı diyor ama yarısından fazlası. O yüzden yanlış. Keep in touch demek iletişimde kalmak. Yani ben onu chat yapmak diye algıladım. More than half, değil mi? More than half of teenagers, yarısından fazlası prefer chatting online. Evet arkadaşlar, chat online. O yüzden cevap B şıkkı. More than yarısından fazlası. Only elderly people. Yalnızca yaşlı. Bu yaşlı demek ama bu zaten teenagerslara yapılmış. Yaşlılar falan yok burada. Geç. Sharing something online, yani fotoğraflar falan, is more popular than practicing lesson. Arkadaşlar, fotoğraflar paylaşmak en daha popülermiş diyormuş şu practice lesson'dan. Hayır, bu popüler değil ki arkadaşlar. En az bu. Bunu da geç. Popular, bakın popular. 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 İngilizler. Popular. Amerikalılar. Bu arada bu sözlük sevgili arkadaşlar, dünyadaki en iyi sözlük, benim bildiğim en iyi sözlük diyeyim bari. Lockman Dictionary of Contemporary English. Şu çağdaş, modern demek. Contemporary. Yanlış mı yazdın? Seni doğrusu. Contempt. Niye girdim? Contemporary. 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 Yani modern. Diğer adı modern yani. Modern. Okay. Niye girdim oralara ya? 6. Hello. My name is Mila. I'm a student. Bakalım ne diyormuş. Which of the following doesn't have an answer in the text above? Yukarıdaki parçada hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. How many questions does she solve a day? Kaç soru çözermiş günde? Kaç soru çözermiş? Why does she feel excited? Neden heyecanlıdır? So excited. Bu kadar heyecanlı. Neden? What does she do after breakfast? Kahvaltıdan sonra ne yaparmış? Kahvaltıdan sonra ne yaparmış? What time does she wake up in the morning? Saat kaçta kalkarmış? What time? Okay. Bakalım. Hello, my name is Mila. I'm a student in 8th grade. 8. sınıf öğrencisiyim. I get up early nowadays. Günümüzde erken kalkıyorum. Because I have lots of things to do. Yapacak çok şeyim var. Before I do my homework, ödevimi yapmadan önce. Before, önce. Neden önce? I do my homework, ödevimi yapmadan önce. I have a great breakfast. Mükemmel bir kahvaltı yaparım. With my family in the morning. Demek ki oruç tutmuyormuş. With my family in the morning. Ailemle kahvaltı yaparım. Kahvaltı ödevimden önce kahvaltı yaparım diyor.
Then daha sonra I start to study until dinner. Öğlen yemeğine kadar ders çalışırım diyor. Dinner time. Öğlen yemeğine kadar ders çalışırım. Because I want to study at a science high school. Fen lisesine gitmek istiyorum. In downtown next year. Gelecek yıl. Çarşıda, merkezde, şehir merkezinde. Nowadays, günümüzde. We have to stay home because evimizde kalmalıyız. Çünkü there is a pandemic, bir yaygın salgın var. Pandemic, salgın demek. Virus, salgın bir virüs var. Called, adı COVID-19. COVID-19. However, fakat I keep on taking my lessons on EBA TV. Derslerimi EBA TV'den almaya devam ediyorum. My lesson program start at 12'de derslerim başlıyormuş. After that, ondan sonra I saw about 300 questions a day. Günde 300 soru çözmeliyim. When I need help, yardıma ihtiyacım olduğu zaman I call my teachers to ask for information. Öğretmenimi ararım soruya bir şey bilemediğim zaman. Next week, gelecek hafta we are going to attend online class. Online derslere başlayacağız gelecek hafta. With our teachers, öğretmenimle on EBA, EBA TV'de. So, I am so excited. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi bakalım. How many questions çözer? 300 tane soru çözer. Doğru. Why does she feel excited? Neden heyecanlıdır? Çünkü canlı ders başlayacak haftaya. Evet, o yüzden heyecanlı. What does she do after breakfast? Kahvaltıdan sonra ne yapar? Derslerini çalışmaya başlar. What time does she wake up in the morning? Ne zaman kalkar? Erken kalkar ama saatini vermemiş. Geçelim. Yedinci soru. Who is refusing the offer with an excuse? Who is refusing? Kim reddediyor? The offer, öneriyi kim reddediyor? With an excuse, bir maruzatla. Excuse, kusur demek. Maruzat, özür demek. Kim maruzatını bildirerek bunu reddediyor? Hadi bakalım o zaman. Ya boş ver bunun şeyini. I cannot refuse this offer. Bunu reddedemem diyor. Reddedemem diyor. Ya reddedecek ve maruzatını da belirtecek. You know I love movie but I have to stay at home and look after my little sister. Kardeşime göz kulak olmalıyım. Arkadaşlar reddediyor ve sebebini de söylüyor Eric. Değil mi? I don't want to miss this chance. Bu şansı kaçırmak istemiyorum. Send me the details. Detaylar hakkında bana bilgi ver. Bu reddetmiyor ki. Maruzatıyla beraber reddetmiyor. Hiç reddetmiyor. Sorry buddy. Üzgünüm kanka. I don't be there. Orada olamam. Another time maybe. Belki sonra. Bu reddediyor ama sebebini söylemiyor. Eric. Cevap Eric. Eric. Nasıl okunuyor bakalım. Özel isimleri pek bilmek zorunda değilsiniz. Cantona. Yok, gördüğünüz gibi Ericsson. 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 Geçelim. And read the text below and answer the question. 8 ile 9'u buna göre cevapla diyor. Homemade bread recipe. Ev yapımı ekmek tarifi. Ingredients: 2 cups of flour, 2 cups of fincan un. Teaspoon, 1 teaspoon çay kaşığı baking powder, yani maya, hamur kabartma tuzu. 1 half desert spoon salt, tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı tuz, çorba kaşığı. Process, adımlar. First, put the flour, salt and baking powder in a large bowl. Tamam, büyük bir tabağa şeye koy, kaseye koy onları diyor. Second, daha sonra add some water into the mixing bowl. Biraz ne ekle diyor? Su ekle diyor. Then knead the dough for 10 minutes. 10 dakika yoğur. After whisking the mixture, değil mi? Karışımı çırptıktan sonra next wait for about 30 minutes until the dough rises. Hamur kabarana kadar bekle diyor. After that preheat the oven. Ondan sonra fırını önceden bir ısıt. 200 dereceye kadar. Then
pour mixture into the loaf pan. Ekmek tepsisine dök hamuru. Bake it for about 30 minutes. 30 dakika onu fırınla. Finally, let it cool. Soğumasını bekle. And then slice. Sonra dilimle it. Enjoy your bread. Afiyet olsun. Which of the following kitchen tools is not related to the recipe below? Arkadaşlar, şu render grater yok ki orada. Bu çırpmak için var. Bu tepsi var. Bu da var. Arkadaşlar cevap rende değil mi? Rende ile ekmeğin ne alakası var? Geçelim. You should whisk the mixture. Çırpmalısın. Before you add warm whisk. Önce whisk diyor. You should whisk. Çırpmalısın. Yoğurmadan önce değil mi? Bak diyor ki whisk the mixture after whisk the, bak şurada diyor, bak şurada diyor. Diyor ki knead the dough for 10 minutes. 10 dakika yoğur. After whisking. Whisk yaptıktan sonra 10 dakika yoğur. Çırptıktan sonra 10 dakika yoğur diyor. O zaman before you knead, yoğurmadan önce çırp. Cevap D şıkkı. According to the results of the game, oyunun sonucuna göre, which concert are they going to join all together? Hangi konsere beraber gitmeleri lazım? Pop Classic Rap Opera. John, Kim, Mel. John, Kim and Mel are planning to attend a concert in a city center at weekend. Hafta sonu bir konsere katılmak istiyorlar. There are four different kinds of concert. 4 çeşit konser var. They prefer different types of music. Farklı müzikler tercih ediyorlar. However, fakat they want to be there in one concert altogether. Farklı müzikler tercih ediyorlar ama beraber olmak istiyorlar. Tek konsere gitmek istiyorlar. O zaman benim de gitmek isteyeceğiz abi. They decide to play an emoji game. So, bir emoji oyunu oynayalım. Hani taş kağıt makas yapalım diyorlar galiba. O tarz bir şey. They can choose one of them. Bir tanesini seçecekler. The results are above. Bakalım. John ne demiş pub için? Sıkıcı demiş. Yani eksi. Kötü. Klasik için heyecanlı demiş. Exciting değil mi? Güzel demiş. Rap için ne demiş? Şu unbearable, katlanma çok kötü demiş ya. Pisliğin teki demiş, tamam mı? Opera için ne demiş? Boring demiş değil mi? Tamam. Klasik John istiyor. Kim? Kötü, olumsuz değil mi? Olumlu. 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 Değil mi? Süper. Emil olumlu demiş bunun için. Bunun için de olumlu demiş. Bunun için de olumsuz, bunun için de olumlu demiş. Bakalım. Pop müzik bir tane artı aldı. Klasik 1, 2, 3 tane artı aldı. Rap bir tane artı aldı. Opera 2 tane artı aldı. Kusura bakmayın arkadaşlar, klasiğe gideceğiz. Değil mi? Klasik cevap B şıkkı. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. 24 dakika oldu.